Merhaba dostlar. Gerçekten aranızda olmaktan çok onurluyum. Çok gururluyum eşimle birlikte. Ama bunları sizler bizlere veriyorsunuz bu onuru. Ayrıca çocuğumun da böyle Türkiye'de bir simge olması bizim için ayrı bir onur. Ama sizler bizlerin Berkin Elvan ailesi olarak hepiniz bizlerin birer parçasısınız. Sizlere çok çok ayrı teşekkür ediyorum. Benim çok kocaman bir ailem var. Evet Enver Bey, beni çocuğumuzu kaybettiğimiz gün aramıştı kendisi. Hatta yanımda Hilmi arayıcı vardı. Onun aracılığıyla bana ulaştı. Böyle bir program yapacağını. Ben de çok, gerçekten o gün çok zor durumdaydım. Hakikaten konuşacak halim bile yoktu. Belki izlemişsinizdir. Çok hastaydım o gün. Şeker hastasıyım, şekerim tavan yapmıştı. Ve orada sağ olsun doktorlarımız tavsiyesiyle biraz sakinleşerek biraz şekerim düştü ve konuştuk. O günü ben de çok hatırlamak istemiyorum. Ama maalesef hayatımızdan geçti. Öyle bir günün ne ben, ne bir dostumun, düşmanımın başına dayı vermesin tek bir kişi hariç. Çünkü o kişi tatsın, o acıyı ki yaşasın, ne olduğunu bilsin. Benim çocuğumun fermanını yazan kişi odur. Benim çocuğumu vuran polisler bir piyondur, tetikçidir bana göre. Emir veren, ben emri verdim diyen kişi yargılanmalıdır. Eğer ömrüm olursa sonuna kadar bu mücadeleyi devam ettireceğim. Sizlerin desteğiyle ama. Aslında bu konulara girmek istemiyordum ama sizler beni buralara taşıdınız. Ben inanıyorum. Bu hukuksuzluğun, adaletsizliğin son vereceği günü sabırsızlıkla bekliyorum. Ayrıca şunu söylemek istiyorum sizlere dostlarım. Daha önce ülkemizde bir ve komşumuz Suriye'de yaşanan bir vahşet var biliyorsunuz. Buradaki birkaç tane yaramaz çocuklardı. Birinci yaramaz çocuklar onlardı. Onun sinemasını oynadık, seyrettik. İkinci yaramaz çocukların şu an sinemasını izliyoruz. Hakikaten izliyoruz. Ülkemiz adına, gelecek çocuklarımız adına utanç verici. Şahsen ben kendim bu konuyu sindiremiyorum. Sizlerin de sindirememesini istiyorum. Sindirmemenizi istiyorum. Herkese bunu anlatmalıyız. Anadolu'ya gidip bunları anlatmalıyız. Birey olarak anlatmalıyız. Parti olarak anlatmalıyız. Kurumlar olarak anlatmalıyız. Türkiye'mizi aydınlatmalıyız. Ben dilimin döndüğü kadar konuşabiliyorum. Biraz da heyecanlıyım. Kusura bakmayın, bağışlayın beni. Şunu söylemek istiyorum. Bizim ülkemize barışın, kardeşliğin, dostluğun, insan sevgisinin kimseyi kimseyi ayırt etmediği, herkesin bir ortamda aynı çatı altında fikirlerimiz bir olmasa bile ortak yaşamayı, bir an önce bunun çok acil gelmesini diliyorum. Ayrıca sizlere bir şey daha bahsetmek istiyorum. Madem siz bu kadar Berkin'in katilin yargılanmasını istiyorsunuz. Son savcıya gittim geçen perşembe günü. 26 kişinin şu an jandarma kriminal büroya gittiğini ve bu kişinin tespiti için son Berkin'i vuran kişinin tespiti için son çalışmaların olduğunu, bununla birlikte biraz daha netleşeceğini, aslında bana sorarsanız sizlerin de bildiği gibi Berkin'i vuran kişinin isminin bilindiğini ve bunun
şu an açıklamadıklarını, bizim dosyamızda da bir aşama olmadığı için bunu biraz daha arayı soğutmak istediklerini düşünüyorum. Hepinizin de böyle düşündüğünü hissediyorum. Hepinizi Berkin'in 269 gün o hastanede yaşam mücadelesi verdiğini düşünerek hepinizi dirençli bir Türkiye kurmak için hepinizi saygıyla selamlıyorum. Peki. Ben de kapatayım.